en iyisine layıktır. Nevşehir için, Nevşehirli için canla başla çalışacak. Nevşehir'imize il oluşunun 70. yılında buyurun tamamlayın sanırım. Var. Buyurun. Toparlayalım lütfen. Güzel şehre, güzel çehre diyerek yolumuza devam edeceğiz. Nevşehir mevcut yatırımlardan çok daha fazlasını hak ediyor. Çevre yolunu hak ediyor. Kentsel dönüşüm acil bir ihtiyaç. Yeni sanayiyi, yeni iş imkanlarını, yeni büyük yatırımları heyecanla bekliyor. Nevşehir'in hak ettiklerine kavuşmasına az kaldı diyoruz. 31 Mart 2024'te hem Nevşehir'imizde hem de cennet ülkemizin dört bir yanında üç hilaller dalgalanacak. Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte kutlayacağız. Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor. Milletvekillerimizi, ekranları başında bizleri seyreden vatandaşlarımızı, Türkiye'nin cenneti, vatanımızın göz bebeği, masallar diyarı Nevşehir'imize davet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygılarımla efendim. Teşekkürler Sayın Kılıç. Gündem dışı ikinci söz Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen tren kazası hakkında söz isteyen Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'a aittir. Buyurun Sayın Aygun. Sayın Başkanım bir dakika hemen şunu bir halledelim. Oo. Geç gelen adalet, adalet değildir Sayın Başkanım. Öncelikle teşekkür ediyorum aileler adına. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çorlu tren kazası üzerine gündem dışı söz almış bulmaktayım. Yüce yetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen, saygıdeğer yurttaşlarımızı ve milletimizi, aynı zamanda mazlumların her zaman yanında olan ve Silivri cezaevinde, şimdiki adıyla Marmara cezaevinde yatan avukat Şerafettin Can Atalı'ya da buradan selamlarımı iletiyorum özellikle. Çünkü bu davanın baş avukatlarındandı. Ama şimdi Emma Tay milletvekillerinden alındı, avukatla alındı cezaevinde. Buradan sayın avukatımız selamlarımı iletiyorum tekrar. Evet, tarih 8 Temmuz 2018. Edirne Uzun Köprü İstanbul Alkalı seferini yapan trenimiz Çorlu Balabanlı ve Sırdar mevkine geldiğinde kaza yapıyor. Facia, evet facia. Tam 25 tane canımızla beraber 300'den fazla kardeşimiz yaralanıyor. Evet, ölenlerin ardından kalanlar da adaletsizliğin altında ezildi. Anneler halen ağlıyor. Annelerin kalbi ağrıyor. Acıları gittikçe büyüyor. Çünkü bu kaza göz göre göre geldi. Önlem alması gerekenler önlemleri almalılar. Almadıkları gibi kazanın ardından da sorumluluk kimse almadı. O dava o günden bugüne devam ediyor. Ama o işten esas sorumlu üst yönetim ise ortada yok. Sadece alt kesimdeki gariban memurlar şu anda adaletin önünde. Evet, bu kaza olduğunda ben daha 20. dönemde 2 günlük milletvekiliydim. Ve o dönem 7. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göndermesiyle sahaya gittik. Ve oradaki acıyı gördüm. Hala da gözlerimin önünden gitmiyor. Bu kazayı maalesef göz göre göre gördük. Çek ve göz göre göre geldi. Çünkü birçok ihmal vardı. Yavrularımız o trenle yakınlarına kavuşmayı beklerken ölüme gitti. Ama ne yazık ki sorumlular kendi ihmallerini kabul etmediği gibi aşırı ihan yağmura bu işi yıktılar. O tarihte Ulaştırma Bakanı olan Mehmet Cahit Turhan, Çorlu'nun içinde bulunduğu at bölgesinin risk kapsamında olmadığını, yol bekçiliğine istemine ihtiyaç kalmadığını, kazanın görülmemiş yağıştan kaynaklandığını ifade etmişti. Ancak Devlet Demiryolları'nın 25 Aralık 2019, 15 Ocak ve 8 Mayıs 2020 tarihli yazışmaları ise Sayın Bakanı Turhan'ı tekzip etti. Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü mantıkasında yani deprem bölgesindeki bu menfezlerin 100 yıldan eski olduğu, köprü ve menfezlerin 500 yıllık taşkın demesine uygun olmadığı, hattın gözetim altında tutulması gerektiği ifade edilmişti. Üstelik öğrendik ki bu mıntıkada tam 67
Yol bekçisi olması gerekirken 4 tane yol bekçisi vardı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugüne kadar tam 18 duruşma yapıldı. Sadece bir duruşmaya katılamadım yurt dışı görevim dolayısıyla. Ve 6 Temmuz 2023 tarihli bilirkişi ek raporunda bakanlık ve devlet temin olur üst yönetiminin tüm iddiaları çürütülmüştü. Bilirkişi heyeti aşırı yağışa karşı gerekli önlemlerin alınmadığını, meteoroloji konusunda gerekli koordinasyonun sağlanmadığını, yeterli yol bekçisi olmadığını ve üst yapı indirirken de altyapının buna uygun olmadığını ifade etmişti. Ancak Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamasında halen ders almadığını ortaya koyuyor. Yeni Taksim 998 sayılı soru öğrenmeme vermiş olduğu cevapta aşırı yağışlara karşı devlet demir yollarında halen erken uyarı sistemi kurulmamış, gerekli sayıda yol bekçisi halen istihdam edilmemiş, altyapı Trakya dair tüm Türkiye'de maalesef elden geçirmemişti. Bu ihmallere sebep olan siyasi zihniyetin sorumluluk üstlenmemesi, emri altında çalışan personeli yargının önüne atması maalesef önümüzdeki ülkemizdeki keyfiyetliğin baş tacıdır. Ancak vurgulayarak söylüyorum ki kazara sebep olan dönemin Ulaştırma Bakanı, Devlet Demiroğlu Genel Müdürü ve üst yönetim arkasındaki siyasi irade hesap vermek zorundadır diyorum buradan. Dün Çorlu'da oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, kızı Biter'i kaybeden Zeliha Bilgin. Yine 5-6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 3 yaşındaki çocuğunu kaybeden, evet kaybeden Nurgül Göksu ağlıyorlar. Kaderleri aynı. Ve annelere çocukların evlatlarını kaybetmişler ve adalet arıyorlar. İkileriz kesiştikleri tek nokta 29 Şubat'ta hem Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'nın duruşması var. Yine aynı gün Çorlu'da 2000... Buyurun tamamlayın lütfen. 2018'den beri süren davanın son duruşması 29 Şubat'ta yapılacak. Ezgi Apartmanı'nın, yani Kahramanmaraş'ta geçen hafta milletvekili arkadaşlarımıza gittiğimizde, Ezgi Apartmanı'nı ziyaretimizde, Ezgi Apartmanı'ndaki annenin feryadını burada aykırmak istiyorum. Ben çocuğumu babasız büyüttüm. Temizlik yaptım, dikiş dördüm ve çocuğumun avukat olmasını sağladım. Gelinin de avukattı. 3 yaşında çocuğumla beraber Ezgi Apartmanı'nda o pastanenin kesmiş olduğu kolonlar yüzünden evlatlarını kaybetmiş. Yine aynı şekilde Mısra Öz'ün, Arda Sel, yine Zeliha Bihter'in kızının kaybı aynı konu. Ama bunların tek kesiştiği yer 29 Şubat'ta adalet önünde olacak. Ve inşallah Çorlu'daki adalet bir gün tecelli edecek diyorum. Rayların altına kalan adalet bir an evvel tecellisini istiyoruz. Her iki aileye de buradan başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri sonuç. Teşekkürler Sayın Aygun. Gündem dışı üçüncü söz, Alevilerin sorunları ve Hızır Ayı hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Celal Fırat'a aittir. Buyurun Sayın Fırat.